Baykuş kız ve baykuşçuklar. Mısırlı at arabasını görmeyi çok istiyorum. Öğretmenimiz 3500 yaşında olduğunu söyledi. İnanabiliyor musun? Ve tamamı altındanmış. Resmini en güzel ben çizerim. Greg, Connor. Benim bakalım ne oldu? Öğretmen grubumuzun lideri olabileceğimi söyledi. Aa, bu harika Maya. Yani resimde ben de olmalıyım, öyle değil mi? Hem ödevde benim lider olduğumu yazabiliriz. Ama lider olmak bu demek değil ki. Biliyorum ama ben daha önce grup lideri olmadım. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Çok üzgünüm çocuklar ama gemimizi yapamıyoruz. Altın at arabası ortadan kaybolmuş. Olamaz. Ama görmek istiyordum. Kaybolmuş mu? Ama müze gece olunca kapanıyordu. Bu her neyse öğreneceğiz. Pijama askeriler, hadi iş başına. Geceye karışıp kahraman olmaya. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. Amaya aslında... Baykuş kız. Ve Greg ise... Kertenkele. Evet. Son olarak Connor... Kedi çocuk. Pijama askeriler. Şimdi şu arabayı bulalım. Çocuklar, bu kez de lider ben olacaktım. Görevde de benim olmam gerekmez mi? İyi fikir Baykuş kız. Komuta sende. Harika. Lideriniz diyor ki... Baykuş planörüne. Kertenkele. İyi geceler pijama zavallılar. Sen iyi misin Kertenkele? İyiyim ama içeri girersek çok daha iyi olacak. Kertenkele, Romeo'yu duydun. Bütün müzede tuzak varmış. Belki içeri girmememiz gerekiyordur. Ama çocuklar, onu durdurmamızın tek yolu bu. Ya içeri girmek yerine Romeo'yu dışarı çıkartabilirsek nasıl olur? Harika bir fikir Baykuş kız ve aklıma da bir şey geldi. Merhaba, ben robot. Merhaba robot, benim adım... Aa, bu sesi biliyorum ben. Bu dondurma arabası. En sevdiğim şey. Umarım antep fıstıklısından vardır orada. Romeo geliyor. Fırsat bu fırsat. Yakaladım seni Romeo. Numara mıydı? Aa, dondurma yiyecektim ama ben. Siz görürsünüz pijama askeriler. Süper yapışkan kertenkele. Kertenkele. Siz hiç akıllanmıyorsunuz. Hemen buraya gel Romeo. Ne? Ha, kandırdım. Yeniden. Ha? Ha? Aa, kertenkele dikkat. Sürüngenler aşkına. Süper kertenkele ızgarası. Romeo'yu duydunuz. O makineyi almamız yeterliymiş. Şimdi sağ. Baykuş kız. Süper kedi hızı. Etrafını çevirin. Süper kedi zıplaması. Süper baykuş kanatlarını kullanın. Şu kopyalama makinesine uçuralım artık. Baykuş kanadı rüzgarı. İşe yarıyor. Daha hızlı çırpın. Süper kedi hızı şimdi. Süper kertenkele hızı arası. Hadi çok az kaldı.
sefer siz kazandınız pijama askeriler. Ama o uyduruk dişlerinize mahkum değilim ben. Bunu göreceksiniz. Görüşürüz Romeo. Hadi şu kayıp eşyaları okula geri götürelim çocuklar. Pijama askeriler alkış hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Çocuklar. Connor, ileri yataklıyı tekrar yapar mısın? Elbette. Yani senin için sakıncası yoksa. Tabii ki yok. Sırf bana ait bir şey değil ki bu. Beraber yaparsak daha eğlenceli olur. Eyvah. Benim sıram. Ah tüh ya. Ninjalinolar tempoda bayıldı. Onlar da eşlik ediyor. Haklısınız. Kontrol bende. 1, 2, 3, 4. Sola bakın, sağa bakın, dönün. Ve geriye. Şimdi de 8 figürü. Ve final hareketi. Ninjalinolar hazır olun. Yapmayın Ninjalinolar. Ne? Onlar benim ninjalinolarım, senin değil. Sadece en iyi tempoya eşlik ediyorlar. Bu süper yapışkanlar geçit törenimi durdurur. Törene benden başka kimse önderlik edemez. Geçit alayı, adım dön, sıraya. Geçit törenine önderlik yapmak için davuluma ihtiyacım olmasa da kırmana izin veremem, anladın mı? Pijama askeriler, her şeyi mahvediyorsunuz. Üzgünüm gece ninjası ama bu senin değil, bizim törenimiz. Ve herkes renkli ve neşeli olsun istiyor. Biz de bu yüzden sana engel olduk. Bu sefer bana engel olmuş olabilirsiniz. Gelecek sefer o kadar kolay olmayacak. Bu gördüğüm en iyi geçit töreni. Sayılır kertenkele ama yarın çok daha güzel olacak. Değil mi kedi çocuk? Evet ama şimdi şu arabaları boyayıp bayrakları ait olduğu yerlere takalım. Pijama askeriler alkış hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Sıçra, dön, sıçra, yaylan. Ve 1, 2, 3. Pijama askeriler şuradaki ağacın arkasında duruyor. Kedi çocukları bırakıp onları alın. Teneke kafalar, hemen durun. Bu bir tuzak. Tamam kedi çocuklar, kütük icatlarınızı gösterin hadi. Merhaba. Yaşasın. İşte devamı geliyor. Yerlerimizi alalım. Hadi robotlar. Ne yapıyorsunuz zavallılar? Robotlar suyu şimdi de sonuncusu. Süper hızlı kedi. Kediyi yakala robot. Hayır, hayır. Bırak beni. Başardık. Şimdi güçlü kertenkele olmaya hazır ol. Ama parlak şeyi çıkarırsam sen yok olabilirsin. Biz yok olmayız. Tersine tekrar kedi çocukla bir oluruz. İşte ekip budur. Hadi kertenkele. Süper güçlü kertenkele. Evet. Evet. Görüşeceğiz biz o zavallılar. Robot ordumu yenmiş olabilirsiniz ama beni asla alt edemezsiniz. Bunu da diğerlerinin yanına kilitleyelim. Pijama askeriler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Her şey normale döndü. Sen de normale döndün Kanı. Kesinlikle. Şimdi bugün ne oynuyoruz demiştik. Basketbola ne dersiniz? Futbol. Futbola bayılırım. Ha? Hadi oynayalım. İsterseniz buna siz karar verin. Ay
Kay kızının arabayı alması benim suçumdu. Gece dışarıda bırakmıştım. Olsun kertenkele. Birlikte geri alacağız. Ne yapacağımızı da biliyorum. Ha? Sıkıysa yakalasana. Hey! O benim. Hey! Ha? Aa! Sen arabayı ver, ben de bunu geri vereyim. Aa, tamam. Tekrar görüşeceğiz pijama zavallılar. Kertenkele? Cameron'ın arabasıyla sadece bir tur atacağım. Uzun sürmez yani, tamam mı? Teşekkür ederim. Sürüngenler aşkına. Oh, süper gücüm benim atam. Eminim bunu yarın olmadan hallederiz. Pijamaskeliler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Arabam. Affedersin. Arabam benim yüzümden kayboldu. Ama buldum işte. Sağ ol Greg. Dün kızdığım için özür dilerim. Ha? Yalnız kornası da ne olmuş böyle? Sanki biraz değişmiş. Ben bozdum. O tamamen benim hatamdı. Ama yenisini alabilirim sana. Ha? Bayıldım. Çok güzel Greg. Hazır mısın kedi çocuk? Hazır. Ha? Süper baykuş kanadı rüzgarı. Hey, tohumlarım. İşe yaramaz şey. Hepsini yakaladım. Öyle mi? Durun da yenileri gelsin. Şimdi planımızı deneyelim. Normal çiçekler ışığa ve suya bayılır. Belki bu kötü çiçek bunları istemiyordur. Buldum. İşe yarıyor. Şeyler. Görüşeceğiz. Başardık. Pijamaskeliler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. En güzel ay çiçeği ödülünün sahibi ise Amaya. Harika. Bana verdikleri tavsiyeler için Connor'la Greg'e teşekkür ederim. Ne kadar su ve ışık gerektiğini bilmek çok önemliydi. Aslında bu sizin de ödülünüz çocuklar. Harika! Evet. Şampiyonlar! Yine mi sen? Bu sefer dikkatimi dağıtamayacaksın. Süper sıçrayan kedi. Geç kaldınız pijama askeriler. Bütün şehri yavaşlatacağım şimdi. Olamaz. Parti başlıyor çocuklar. Hadi şimdi eğlenelim. Süper güçlü kertenkele. Ne? Yaşasın. Başardın kertenkele. Oraya nasıl çıktın sen? Yavaş olmalıydın. Yavaş olabilirim ama dikkatimi de dağıtmadım. Böylece durmadan yukarı çıkabildim. Evet. Evet, yavaşlık durdu. Hadi.
Kertenkele haydi dans et. Kertenkele haydi dans et. Bu danstan nefret ediyorum. Görüşeceğiz pijama askeriler. Zamanım gelecek. Benim de bir gün zamanım gelecek. Pijama askeriler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Merhaba Greg. Merhaba çocuklar. Topunu yine getirdin demek. Numaranı göstersene. Elbette ama daha sonra. Çünkü şimdi ders zamanı geldi. Çok haklısın. Dikkatini dağıtmaman çok güzel. Teşekkür ederim. Çok yavaş beşlik çakalım. Evet. Dönen kasırga. Hayır! İşte böyle! Başardın! Hadi dansı kurtaralım! Ne? Hayır! Süper güçlü kertenkele! İşe yaramaz parti düşmanı pijama askeriler. Hepsi sizin yüzünüzden. Aslında hareketlerin hiç fena değildi Aykız'ı. Öyle mi? Yalan söylemiyorsun bana öyle değil mi? Ciddiyim. Bize göstersene. Önce ayaklarını vur, sonra dönen kasırga dansıyla bitir. Ha evet. İşte böyle. Hey şunlara baksana. Kedi çocuk hareketi çok iyi yapıyor. Şimdi şu eşyaları okula götürelim. Evet, ay kızı öyle eğleniyor ki bence de fark etmez bile. Pijama askeriler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz partiyi kurtarırız. Gerçekten iyi öğrendin Connor. Teşekkür ederim. İyi hareketti Connor. Galiba ayağım kaydı. Bu özel hareketimin adı kaygan dönüş olacak. Önce dön, sonra düş ve dönmeye devam et. Denemek isteyen var mı? Olur. Ben isterim, ben isterim. Hazır mıyız? Vay canına. Bu gerçekten süper bir hareketti. Evet, nasıl yaptığımı hiç bilmiyorum. Bir anda çok daha güçlü hissettim. Çünkü bizi tehlikeden kurtarmak istedin kertenkele. Ve içindeki bütün süper güçler açığa çıkmış oldu. Haklısınız. O madalyonu hemen geri ver. O benim. O asla senin olmayacak gece ninjası. Ama kayayı ben kırdım. Karargahınıza kadar fırlattım. Fırlattın. Ama onu asıl kıran kertenkeleydi. Süper gücü vardı. Ama bu çok saçma. Bir kertenkele benden daha güçlü olamaz ki. Asıl güç arkadaşlarına yardım etme isteğinden doğar. Ama bu hiç eğlenceli değil. Sizi işe yaramaz pijama askeriler. Ama sonra tekrar döneceğim. Sizi tapınağa daha çok çalışın diye geri gönderiyorum ninja ninolar. O madalyonu kesinlikle hak ettin kertenkele. Teşekkür ederim ama bu çok uzaktan geldi ve bir efsanesi bile var. Zaten kim madalyon ister ki? Bunu herkes görsün diye müzeye götüreceğim. Harika. Belki de sonra gücünü kanıtlamanın başka bir yolunu bulursun. Pijama askeriler alkış hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Muhteşem. Vay canına. Bu kayayı kim kırdıysa çok güçlü olmalı. Acaba kimdi? Tam bir gizem. Hayır! Hayır! Hayır!
Bütün güveler küçülsün. Bütün balonları alamayacağım. Ama en sevdiğimi buldum kertenkele çocuk. Ay kaykaya. Şimdi yakalandın işte ay kızı. Beni durduracağınızı mı sandınız? Beyinleriniz de küçülmüş galiba. Uzak dur benden devasa hindi. Ha? Süper güçlü kertenkele. Ha! İyi işte kertenkele. Ama dev kuşu sence nasıl geri götürebiliriz? Tamam. Artık küçültücü falan yok. Karargâha geri götürüp dağınıklığı toplama zamanı. Pijamas geliler alkışı hak etti. Çünkü gecelerimiz kahraman oluruz. Burası harika olmuş Greg. Evet ama çok uzun sürdü. Ama şimdi her şey yerli yerinde ve törene hazırım. Yere yatın. En azından Lionel kameramı buldu. Karargahın yıkıldığını görmeye mi geldiniz siz? Ben varken bu imkansız. Kedi çocuk, dikkatini ver ve kanatlarını düz tutup beni izle. Ben söyleyince kolu sertçe aşağı indireceksin. Aşağı. Hadi yakalayın. Sonra kaldır ve git. Spiral, tam sağ. Yakalayın ninjanin olar. Şimdi şu uçakları yakalamalıyız. Kertenkele, süper gücüne ihtiyacım var. Kedi çocuk, beni izle. Yaklaş ve düz durmaya çalış. Süper güçlü kertenkele. İnişe hazır mısın pilot kedi? Hazırım kaptan baykuş. Tekrar görüşeceğiz pijama zavallılar. Göreceksiniz. Şimdi gidelim buradan ninja ninalar. Bu gerçekten çok havalıydı baykuş kız. Gerçekten de en iyi pilot sensin. Galiba sonunda. Hey çocuklar bakın. Diğer uçan araçlar da gelmiş. Hepsini sabaha kadar anca hazırlarız çocuklar. Pijama askeriler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Bu... gerçekten muhteşemdi. Fena değildi. Ama ben uçuyor olsaydım iki kez döner sonra tavşan taklası yapardım. İşte böyle. Aynen. Bakın. Tamam. Sıra bana geldi. Yavaş olacağım. Çok iyiydi baykuş kız. Ne? Size durun dedim maskeliler. Çok geç Romeo. Kertenkele, ray döşeyiciyi boz. Hayır. Yapışkan kertenkele. Herkes bana tutunsun hadi. Laboratuvarını yakalarız demiştik. Laboratuvarım. Evet. Belki trenimi kaybettim ama sen hep benimlesin laboratuvarım.
Şimdi treni yerine götürelim. Evet, Luna Park'taki herkes çok sevinecek. Bir dahakine ödeşeceğiz maskeliler. Gitmeden teşekkür bile etmedi. Merak etme kertenkele, biz uçan treni kurtardık. Pijama maskeliler alkışı hak etti. Çünkü gecelerimiz kahraman oluruz. Yaşasın hadi. Vakti gelmişti. Bu trene zaten binmiştim ama bir daha binmeyi çok istiyorum. Evet. Hey, siz önden gidin. Sahi mi? Sağ ol Maya. Ben bekleyebilirim. Keyfini çıkarın. Çok hızlıymış çünkü. Merhaba güveler. Siz de mi geliyorsunuz? Bunu çok isteriz. Evet. Size söz, nazik davranacağım. Hayır, 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 hayır! Artık hiç yardımcım kalmadı. Bu haksızlık. Bakın, neredeyse ay kızına üzüleceğim. Üzgünüm güveler. Bir daha sizden asla vazgeçmeyeceğim. Benimle kalacaksınız değil mi? Şimdi geliyoruz kelebekler. Pijama maskeliler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Grip, Gamaya bakın. Dikkat edip nazik olursam ve acele etmezsem. Çok güzel değil mi? Ha, şu şapşal kelebeklere de bir bakın. Hey, dikkat et. Oho, sert mi davrandım? Ha? Hey, neler oluyor? Durun, gıdıklanmayı hiç sevmiyorum. Çünkü onlara sert davrandın Cameron. Nazik olmayı dene. Şimdi ne yapacağım? Şimdi yeni kelebek arkadaşlar edin. Şey, gerçekten havalılarmış. Hayır robot, bekle, dur! Yaşasın! Senin şu Flossy Flash kitabın sonunda işe yaradı. Hadi uyansana çöp tenekesi. Teşekkür ederim efendim. Şimdi daha iyiyim. Ne? Baykuş kız efendim değil. Benim. Baykuş kız bir dahi. Kedimin bıyıkları aşkına. Anlaşılan kafasını çarpınca robotun aklı başına geldi. Evet. Çok iyiydi robot. Şimdi o kötü çocuğu yakala ve bizimle gel. Bıraksana beni! Şimdi kitapları normale döndürelim. Kertenkele aşkına, bu benim kitabımdı. Sanırım bu ışıklı flash o kadar kötü değilmiş galiba. Romeo, okumayı seviyor musun bakalım? Ne? Hayır. Flossy Flash tekme ve yumruğu. Bu sefer planlarımı mahvettiniz maskeliler. Ama geri döneceğim. Romeo, bakın kaçıyor. Ben yakalarım maskeliler. Ne? Koş hadi robot. Şimdi şu kitapları bir düzeltelim. Evet, böylece herkes sevdiği hikayeleri okuyabilecek. Pijama maskeliler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Yaşasın, kitaplar geri geldi. Yaşasın, kitap saati başlasın. Bakın, ışıklı flash kitabı da var. Sen okumak ister misin ama ya? Hayır, bugün bu kitabı okuyorum. Baykuşlarla ilgiliymiş de. Kediyle kertenkele eldivenime binmiş. Bu çok eğlenceli. Aa, öyle mi? O zaman çok iyi izle.
Ha? Dur, sen de mi binmeyi öğrendin? O benim. İşe yarıyor. Neredesin? Şimdi sıra bende. Geri ver bana. Peki sen bilirsin. Ha? Hadi git al. Aa! Şimdi kedi çocuk. Hey, çekilin üstümden. Yeter pijama maskeliler. Şimdi baykuş kız. İyi işte pijama maskeliler. Ve çok iyi zıpladın kertenkele. Kedi bıyığı kadar etkilisin dostum. Bu haksızlık. Dünyaya hükmederken yürümek istemiyorum. Peki o zaman zıplamayı bir dene. Dikkatli ol ama. Yetenekli bir kertenkele değilsen zorlanabilirsin. Ha, öyle olsun maskeliler. Bu benim eldivenim. Ve tabii o zaman gider binerim. Ha, ha. Tamam, sabah olmadan burası tamir olmalı. Hadi yardım edelim. Evet, ne yapabiliriz? Sağ olun ama duvarın yıkılması zaten benim suçumdu. Bu yüzden ben yaparım. Süper kedi hızı. Pijama maskeliler alkışı hak etti. Çünkü gecelerimiz kahraman olur. Çok yaklaşmıştın. Bir daha dene. Hayır, sırayı Greg'e veriyorum. Bu doğru. Teşekkür ederim. Oh, amanın. Bunu siz istediniz zavallılar. Değerli derginizle vedalaşın. Hayır. Süper sıçrayan kedi. Hayır, sen çok ağırsın. Tutamıyorum. Sağ ol kertenkele. Bir şey değil dostum. Şanslıydınız. Ama şimdi kapıyı ardına kadar açık bıraktınız. Sizi yine yendim pijama maskeliler. Ama birini unuttun. Bırak beni sinsi kertenkele. Kapıyı kapatıp karargahı kurtarmadan olmaz. Şimdi seni bırakabilirim. Yaşasın! Sinsi kertenkelenin beni yendiğine inanamıyorum. Süper hapşırık gücüyle dışarı çıkamasa bile kertenkele bizim için çok önemli bir parça. Hadi güveler. Bir dahakine beni durduramazsınız. İşe yaramaz pijama maskeliler. Pijama maskeliler alkış hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Zavallı Greg. Dergiyi bulmamıza yardım etti ama hapşırıkları daha kötü oldu. Uzun bir süre evde kalabilir. Biraz neşesini yerine getirelim. Merhaba Greg. Nasılsın? Ben hapşırık. Harikayım. Evde oturmak çok güzelmiş. Bakın kendi süper kahramanımı çizdim. İşte süper hapşırıklı çocuk. Süper hapşırığıyla kendini geri uçuruyor çocuklar. Hapşırık. Baykuş gözü. Ne yapıyorsun? Bir şey beni gıdıklıyor. Yaşasın. Oho, büyüdüm. Olamaz. Süper güçlü kertenkele. Evet. Ninjalinalar küçültücüyü alın. Baykuş kız kontrol sende. İşte bu. Ayrıca büyütüyormuş da. Küçülticiyi al. Hadi koşalım. Harika işte pijama askeriler. Şimdi her şeyi eski boyutuna döndürmeliyiz.
Evet, küçültücüyü küçülttük. Ortadan kaldıralım. Hadi. Yaşasın. Pijama maskeliler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Kesinlikle çizgiye geliyorsun Kanır. Demek ki büyüklerle oynayabilirsin. Evet, ama siz de gelene kadar beklemeyi tercih ederim çocuklar, olur mu? Hadi gidip birlikte dönelim. Yoksa fazla büyüyebilirim. Evet. En harika ninja programına hoş geldiniz. Birazdan göreceklerinize inanamayacaksınız. Gözleri bitti gece ninjası. O kılıcı hemen geri ver. Olmaz tabii pisi. Bende olduğu sürece pijama maskeliler beni asla yenemez. O kılıcı sakın çekeyim deme gece ninjası. Bunu sadece usta Fank yapar. Hayır, sakin ol kedi çocuk. Hey ninjalinolar, acaba siz neden kılıçla oynamıyorsunuz? Belki de iyi değilsinizdir. Belki de kılıca yakışmıyorlardır. Değil mi gece ninjası? Ne? Öyle değil tabii ki. Sadece benim... Ben kullansam daha iyi olacak sanırım. Hayır! Durun, yeter! Bırakın, hayır! Kılıcım olamaz. Çekmeyin şunları. Ben gösterinin yıldızıyım. Hayır! Evet! Bağırmasanıza! Beni deli ediyorsunuz siz! Harikaydı çocuklar. Pijama maskeliler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz sakin oluruz. Bakalım Usta Fank geri dönmüş mü? Tekrar merhaba Usta Fank hayranları. Kılıcımı getirenlere de özellikle teşekkür ederim. Evet, acaba bu kimdi? Hareketi pek iyi yapamadın ama hemen sinirlenme. Evet, bir şeyi yapamayınca sinirlenmemek gerek değil mi? Merak etme, yapana kadar bunu çalışacağım. Şimdi mumları üfleyelim. Bu sesler de böyle. Unutmayın, istenen kazanır. Kazandım. Bu kafasız pijama maskeliler ne yapıyor? Durun bakalım, bu da bir oyun mu yani? Hadi, bir kere daha. Kertenkele mobile ben bindim. Kazandım. Ne? Teşekkür ederim kedi çocuk. Durun ninja lilolar. Hiç komik değil. Hadi. Çekilin size işe yaramaz şeyler. Hadi temizlen. Kendini temizlemese içinde pastanın patlamasına izin verir miydi? Pijama maskeliler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Bilek tutmayı unutma. Bu harika bir parti oldu Greg. Teşekkür ederim. Ha? Usta Fank balonları mı? Kertenkeleli olsun istemiyor muydun? Bu doğru ama bunlar sana. Vay canına. Sağ ol Greg. Bunları kendi partime saklayacağım. Usta Fank'li parti olacak. Söylemiş miydim? Usta Fank'li süslemeler ve Usta Fank pastası ve Usta Fank oyunları olacak. Bir de Usta Fank müziği. Hayır.
kılıcımı getiriyorum buraya. Hadi gel al. Geri getir mıknatısımı buraya. Ay mıknatısını öyle iyi sakladım ki onu hayatta bulamayacak. Şimdi horlayan dinozoru yatağa yatıralım. Pijama maskeliler alkış hak etti. Affedersiniz, artık dalga geçmeyeceğim. Çünkü geceli biz kahraman oluruz. Hey Cameron, ne yapıyorsun sen? Hiçbir şey. Yani bu aslında çok zormuş ha? Evet, ama ben sana öğretirim. Şuna bak, yürüyebiliyor. Evet. Evet. Ve çok güzel kurabiye kokuyor. Dur şunu robot. Kimse ay ışınından kaçamaz. Sen bile robot. Anlaşıldı. Güveler, ay kızı, Romeo ve robot şimdi meşgul. Evet, artık planıma devam edebilirim. Süper güçlü kertenkele. Tamam. Teleskop olmadan lazerle çizemiyorum. Tamam, artık eğlence bitti. Kış güveler. Hey, önüne bak, sıçrayan laboratuvar. Teleskopu getir robot. Artık çok geç robot. Süper hızlı kedi. Oldu. Hesaplanamıyor. Bu olamaz. Her şey bitti Romeo. Teleskop bir işine yaramayacak. Seni alt ettik. Hem de sıra sıra. Ama uzay lazeri hala bende. Sen ne yapıyorsun şapşal? Bıraksana. Nasıl istersen. Hayır. Belki bu sefer kazandınız. Ama geri döneceğim. Beni bekle efendi. Hey ay kızı. Birlikte çok iyi çalıştık. Bize katılır mısın? Çok eğlenceliydi ama biz gidiyoruz. Görüşürüz işe yaramazlar. Tamam, işte oldu. Pek değil. Doğru. Teleskobu ait olduğu yere götürmeliyiz. Pijama maskeliler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. İşte her şeyi sırayla yaptım. Ve güneş sistemi ödevimi bitirdim. Baksanıza. Vay canına. Işıkları ne kadar da güzel. Sanki uzaylılar yapmış. Bakın nasıl kaçıyorum buradan. Buradan. Hayır. Soldan. Hayır. Ne diyorsam onu yap. Sakar laboratuvar. Romeo kaçamayacak kadar sakar. Ama bu halde biz onu nasıl durduracağız? Buldum. Sakar olmamaya çalıştığımızda daha sakar oluyoruz. Kaza bile yapıyoruz. Doğru. Yani sakarlığımızı kullanmalıyız. Dönüp düşeceğiz, yürüyemeyeceğiz, sakar parmaklı olacağız. Sakarlık gücü gibi. Sürüngenler aşkına. Ama laboratuvar gerçekten çok sakar. Zamanlamayı iyi tutturmamız gerek. Şimdi geliyor. Hazır. Evet, işte. Süper sakar kertenkele gücü. Düşüren kedi yuma. Dönüp takılma gücü. Süper sakar parmak. Evet. Bekleyin. Işının etkisi şimdi geçer. Ay oh be. Durun. Yine düz yürüyebiliyorum. Pijama maskeliler, her şeyi mahvettiniz. Pijama maskeliler alkış hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Bilim sergisi yine başladı ve çılgınca bir deneyde yok ortada. Amaya, Connor, öğretmen yanardağını şuraya götürmemizi söyledi. Hallederim. Sonuçta artık sakar falan değilim. Ben götürebilirim. Tamam, galiba halledemedim. Kedi bıyığı aşkına kıpırdama.
Robert. Usta Fenk ve uçan tekme bununla ilgilenecek. Romeo'yu bırak hemen. Asla. Artık bitti. Çok mu istiyorsun? Yakala. Süper uçan yakalama. İşte bu. İyi yakaladın Bike. Yani Süper Flash. Ha, görüşürüz pija maymunlar. Ay. Ay. Merhaba, ben Robert. Arkadaş olalım mı? Sizi pija zavallılar. Beni hemen buraya uçurmak yerine milyonlarca kilometre uzaktan bıraktınız. Romeo. Robot. Eski dostum. Benimle tekrar konuşman çok güzel. Arkadaşız, evet. Mutlu sonlar. Ne güzel değil mi? Sarılalım mı? Olabilir. Ama önce eve gidip seni programlamalıyım. Hadi gidelim buradan. Olumlu. Önce oyun parkı eşyalarını vereceğim. İyi. Bu pijama maskeliler işime burunlarını sokup duruyor. Merhaba, ben Robert. Pijama maskeliler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Parkın geri gelmesi çok iyi oldu. Dün gece çok iyiydin ama ya. Yoksa Süper Flash mı demeliyim ha? Biliyor musun, köpek olmak istememene aslında sevindim. Köpek ben olabilirim. Ama ben köpek olacaktım. Hav, hav, hav. Önce ben dedim. Ben daha iyiyim. Hav, hav, hav. Hayır, ben daha iyiyim. Hav, hav, hav. Hayır benim. Hayır, hayır. Hav, hav, hav. Hav, hav, hav. Süper kertenkele ızgarası. Romeo'yu duydunuz. O makineyi almamız yeterliymiş. Şimdi sağ. Baykuş kız. Süper kedi hızı. Etrafını çevirin. Süper kedi zıplaması. Süper baykuş kanatlarını kullanın. Şu kopyalama makinesine uçuralım artık. Baykuş kanadı rüzgarı. İşe yarıyor. Daha hızlı çırpın. Süper kedi hızı şimdi. Süper kertenkele ızgarası. Hadi çok az kaldı. Baykuş kız yardım et. Yakaladım. Bu sefer siz kazandınız pijama maskeliler. Ama o uyduruk dişlerinize mahkum değilim ben. Bunu göreceksiniz. Görüşürüz Romeo. Hadi şu kayıp eşyaları okula geri götürelim çocuklar. Pijama maskeliler alkış hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Çocuklar. Connor, ileriye taklayı tekrar yapar mısın? Elbette. Yani senin için sakıncası yoksa. Tabii ki yok. Sırf bana ait bir şey değil ki bu. Beraber yaparsak daha eğlenceli olur. Eyvah. Benim sıram. Ah tüh ya. Bunu siz istediniz zavallılar. Değerli derginizle vedalaşın. Hayır. Süper sıçrayan kedi. Hayır, sen çok ağırsın. Tutamıyorum. Sağ ol kertenkele. Bir şey değil dostum. Şanslıydınız. Ama şimdi kapıyı ardına kadar açık bıraktınız. Sizi yine yendim pijama maskeliler. Ama birini unuttun. Kapıyı kapatıp karargahı kurtarmadan olmaz. Şimdi seni bırakabilirim. Yaşasın! Sinsi kertenkelenin beni yendiğine inanamıyorum. Süper hapşırık gücüyle dışarı çıkamasa bile kertenkele bizim için çok önemli bir parça. Hadi güveler. Bir dahakine beni durduramazsınız. İşe yaramaz pijama maskeliler. Pijama maskeliler alkış hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz.
zavallı Greg. Dergiyi bulmamıza yardım etti ama hapşırıkları daha kötü oldu. Uzun bir süre evde kalabilir. Biraz neşesini yerine getirelim. Merhaba Greg, nasılsın? Ben hapşırık. Harikayım. Evde oturmak çok güzelmiş. Bakın, kendi süper kahramanımı çizdim. İşte süper hapşırıklı çocuk. Süper hapşırığıyla kendini geri uçuruyor çocuklar. Hapşırık! Pijama maskeliler şuradaki ağacın arkasında duruyor. Kedi çocukları bırakıp onları alın. Teneke kafalar, hemen durun. Bu bir tuzak. Tamam kedi çocuklar, kütük icatlarınızı gösterin hadi. Merhaba. Yaşasın! İşte devamı geliyor. Yerlerimizi alalım. Hadi robotlar! Ne yapıyorsunuz zavallılar? Robotlar suyu sevmez. Şimdi de sonuncusu, süper hızlı kedi. Kediyi yakala robot. Hayır, hayır. Bırak beni. Başardık. Şimdi güçlü kertenkele olmaya hazır ol. Ama parlak şeyi çıkarırsam sen yok olabilirsin. Biz yok olmayız. Tersine tekrar kedi çocukla bir oluruz. İşte ekip budur. Hadi kertenkele. Süper güçlü kertenkele. Evet. Evet. Görüşeceğiz biz o zavallılar. Robot ordumu yenmiş olabilirsiniz ama beni asla alt edemezsiniz. Bunu da diğerlerinin yanına kilitleyelim. Pijama maskeliler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Her şey normale döndü. Sen de normale döndün kanım. Kesinlikle. Şimdi bugün ne oynuyoruz demiştik. Basketbola ne dersiniz? Futbol. Futbola bayılırım. Ha? Hadi oynayalım. İsterseniz buna siz karar verin. Kedi bıyığı aşkına kıpırdama Robert. Usta Fenk ve uçan tekme bununla ilgilenecek. Romeo'yu bırak hemen. Asla. Artık bitti. Çok mu istiyorsun? Yakala. Süper uçan yakalama. İşte bu. İyi yakaladın Bike. Yani Süper Flash. Görüşürüz pija maymunlar. Ay. Ay. Merhaba, ben Robert. Arkadaş olalım mı? Sizi pijama zavallılar. Beni hemen buraya uçurmak yerine milyonlarca kilometre uzakta bıraktınız. Romeo. Robot. Eski dostum. Benimle tekrar konuşman çok güzel. Arkadaşız, evet. Mutlu sonlar. Ne güzel değil mi? Sarılalım mı? Olabilir. Ama önce eve gidip seni programlamalıyım. Hadi gidelim buradan. Olumlu. Önce oyun parkı eşyalarını vereceğim. İyi. Bu pijama maskeliler işime burunlarını sokup duruyor. Merhaba, ben Robert. Pijama maskeliler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Parkın geri gelmesi çok iyi oldu. Dün gece çok iyiydin ama ya. Yoksa Süper Flash mı demeliyim ha? Biliyor musun, köpek olmak istememene aslında sevindim. Köpek ben olabilirim. Ama ben köpek olacaktım. Hav, hav, hav. Önce ben dedim. Ben daha iyiyim. Hav, hav, hav. Hayır, ben daha iyiyim. Hav, hav, hav. Hayır, benim. Hayır, hayır. Hav, hav, hav. Hav, hav, hav. Süper kertenkele ızgarası. Romeo'yu duydunuz. O makineyi almamız yeterliymiş. Şimdi sağ. Baykuş kız. Süper kedi hızı. Etrafını çevirin. Süper kedi zıplaması.
Süper baykuş kanatlarını kullanın. Şu kopyalama makinesine uçuralım artık. Baykuş kanadı rüzgarı. İşe yarıyor. Daha hızlı çırpın. Süper kedi hızı şimdi. Süper kertenkele ızgarası. Hadi çok az kaldı. Baykuş kız, yardım et. Yakaladım. Bu sefer siz kazandınız pijama askeriler. Ama o uyduruk dişlerinize mahkum değilim ben. Bunu göreceksiniz. Görüşürüz Romeo. Hadi şu kayıp eşyaları okula geri götürelim çocuklar. Pijama askeriler alkış hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Çocuklar. Connor, ileriye taklayı tekrar yapar mısın? Elbette. Yani senin için sakıncası yoksa. Tabii ki yok. Sırf bana ait bir şey değil ki bu. Beraber yaparsak daha eğlenceli olur. Eyvah. Benim sıram. Ah tüh ya. Romeo. Nasılsınız bakalım maskeliler? Ama demin laboratuvarındaydın. O ben değilim ki. Laboratuvarı kullanan kimse yok. İşe yaramaz şey bozulup kendi kendine uçmuş. Neyse ki bu tren sayesinde onu yakalayabilirim ben. İyi ama bu raylar nereden geliyor? Kolay. Yeni icadım sayesinde. Ray döşeyici. Her yere ray döşüyor. Vay canına, bu çok havalıymış. Asıl havalı olan yanı arka taraftan da rayları topluyor olması. Ama Romeo, trene ihtiyacın yok ki. Laboratuvarını biz yakalarız. Laboratuvarı yakalayınca treni vermeyeceğim ki. İmkansız. Laboratuvardaki aletlerimle bu treni daha da hızlandırabilirim ben. Dünyanın en hızlı kötüsü olacağım. Hoşça kalın maskeliler. Görünüşe göre tren kaçtı. Laboratuvarı yakalayıp sonra da treni daha tehlikeli hale getirmesini engellememiz gerekiyor. Anlaşıldı baykuş kız. Bekle, geliyoruz Romeo. Otopilot. Harika. Ve ayrıca bu tren çok güzelmiş. Neredeyse seni yakalayamıyordum yaramaz şey. Pijama askerler o yavaş kedi arabasıyla beni asla yakalayamaz. Hadi pijama askerler, Romeo'yu durduralım. Süper baykuş kanadı. Baykuş kız. Bulut dolduracağım. Ay gücü, daha çok bulut. Hepsi tanka girecek. Kedi çocuğum, yardım et. Bunu yapabilirim. Islanmayı sevmiyorum ama arkadaşlarımı da yarı yolda bırakamam. Kahraman olma zamanı. Süper hızlı kedi. Geliyorum pijama askeriler. Yıldırımdan daha hızlı. Muhteşem kedi çocuk bulutların altında koşuyor. Hepsi onu kovalıyor. Ne? Dur! Ne yapıyorsun? Eğer ben ıslanacaksam ay kızı, sen de ıslanacaksın. Çok ıslandım. Durun! Durun! Hayır! Evet, hallettim. Şimdi bunu tersine çevirelim. İşe yarıyor işte. Kertenkele, çabuk depodaki bulutlardan kurtulmalıyız. Geliyorum kedi çocuk. Süper güçlü kertenkele. Oh.
Ve güneşi de kurtardık. Ver şunu bana. Hayır. Bırak. Hayır. Ay mıknatısım. Şimdi nasıl kullanacağım bunu? Son durak. Kütüphane. Çok güzel. Kapı hala kilitli. Romeo henüz gelmemiş. Kertenkele sen yükseğe tırman. Ben ayaklarını bağlayınca sen de aşağı inip robotu devir, tamam mı? Tamam kedi çocuk. Yapışkan kertenkele. Kamuflajlı kertenkele. Baykuş kız, baykuş gözlerinle onları görünce bizi hemen uyar. Bu gerçekten önemli. Merak etme kedi çocuk, bana bırak. Süper baykuş kanadı. Tamam, işaretini bekliyorum. Flosifler şehre göz attı. O kötü çocuğu gözden kaçırması imkansızdı. Ayrıca Flosifler tekme ve yumruğuyla da asla başa çıkamazdı. Yapabiliyorum, evet. Ay. Hayır, onu göremedim. Haber vermem gerekiyordu. Robot! 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 Ha? Kertenkele aşkına. Hadi kertenkele. Beni hemen yere bırak, seni çöp tenekesi. Kertenkele, süper kedi hızı. Bu kocaman robot minik pisiciği üzdü mü yoksa? Ha? Şimdi onları bağla. Merak etmeyin, Flash Fiskem sizi kurtaracak. Ama öyle bir kahraman hareketi yok ki. O sadece bir kitap. Flossy Flash. Yumruk ve tekme. Ay. Sallanma baykuş kız. Şimdi seni çöpe atma zamanı geldi. Robot. Hayır, bırak beni. Kertenkele neredesin? Bize yardım etmelisin. Kertenkele. Yakaladım. Güveler. Bırak beni. Kertenkele sen iyi misin? Evet. O manyetik taşları hemen geri vermelisin. En azından benim taşımı ver lütfen. Hani şu beyaz olan bak. İstediğim güçten de vaz mı geçeyim yani? Hayatta olmaz. Bak ama o çok özel. Özel mi? Bu taşın nesi özelmiş ki? Öyle işte. Lütfen o taş ta aydan buraya kadar. Aydan mı? Aklıma bir şey geldi. Ne? Ne demek istiyorsun? Çok basit minik pisicik. Gökyüzünden ayı buraya çekmek varken buradaki hiçbir şey benim hiçbir işime yaramaz. Teşekkür ederim sürüngen. Hayır, dur, yapma. Bu çok saçma ve çok tehlikeli. Umurumda bile değil. Ben ayı istiyorum. Üzgünüm çocuklar. Ona bu fikri vermek istememiştim. Ağzımdan kaçtı işte. Önemli değil kertenkele. Ama onu durdurmalıyız. Baykuş planöründe uçmak çok tehlikeli. Onu yine turbo mıknatısla çekip düşürebilir. Merak etme. Bir pija planım var. Ama sen de yardım et kertenkele ve sadece kendi taşını düşünme, olur mu? Anlaşıldı kedi çocuk. Tamam. Biz 3 kişiyiz ve 3 şeyi halletmeliyiz. Ay kızı, mıknatısı ve güveleri. Şimdi şöyle yapacağız. İşte bu. En harika şey bu. Benim oldu. Ay gücü, bana ayı getir. Evet, ultra mıknatısım sayesinde benim olacaksın işte. Benim. Pijama maskeliler sana engel olmazsa tabii. Ha? Şimdi birbirimize dikkat ederek yapalım. Bir, iki, 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 bir, iki. Şimdi geliyor yapışkan bomba. Ninja hile yapıyor. Merak etme, yarışı biz kazanacağız. Üç deyince. Bir, iki, üç. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Ne? Mola verecek zamanımız olduğunu söylemiştin. Haklıydın. İşte biz kazanacağız.
Ama bu sefer daha hızlı gitmeliyiz. Hadi. Olamaz. Hey! Kedi çocuk, kaybedebilirdik. Ama kaybetmedik, biz kazandık. Evet, haberler kötü Ninji. Bunlar hep sizin yüzünüzden Ninjalinolar. Pekala, bir yarışı Ninji kazandı, bir yarışı da Pijaz Zavallılar. Şimdi bu yarışı kim kazanırsa kupayı da o götürecek. Kaybetmemeliyiz. Ayrıca şu kupayı da hala bulamadığınız işe yaramazlar. Yine bana kaldı. Haberler iyi. Yarışa ben de giriyorum. Hop! Hey! Merak etme Ninji. Senin kazanmanı sağlayacağım ben. Ve tabii onu ben yenmezsem. Ay kızıyla da yarışacağımızı bize söylememiştin. Şansına küs kuştu. Hakem olabileceğini söylemişti. Kuralları o koyuyor yani. Tamam. Her takımdan bir yarışçı bu dev topların üstünde dengede duracak. Ben. Kediler çok iyi dengede durabiliyor. Tamam ama unutma, yavaş ve dikkatli. İşareti bekle. Hazır, başla. Bir uçak daha yoldan çekilmiş oldu. Birkaç tane daha giderse ben tek kalacağım ve göklerde en iyi pilot ben olacağım. Senden daha iyiyim kuş beyinli. Göklerdeki tek pilot olmak da ne demek acaba? Belki gösterideki sıcak hava balonunu da çalacaktır. Sonra da şehirdeki uçan her şeyi alacak. Baykuş kız, yakala onu. Ama baykuş, planörüm bozuldu. Planörüne ihtiyacın yok. Sen onsuz da harika uçuyorsun. Hayır, yapamam. Nasıl yani? Ninja çok daha iyi. Ben onun kadar iyi uçamıyorum. Ne? Sen harika uçuyorsun. Yapışkan bombalarıyla planörünü mahvetmiş olması senin suçun değil. Evet. Biz de yardım ederiz. Hadi baykuş, planörünü karargaha götürelim. Sonra da müzeye gidebiliriz. Evet, o kadar da zor değilmiş. Neyse ki müzede bu uçağın olduğunu hatırladım, öyle değil mi? Harika. Harika gidiyorsun. Gece ninjasını kesin yakalayacaksın. Ama sen pijama maskelilerin uçuş uzmanısın. Biz seni takip edeceğiz. Beni mi? Ama... İşte oradalar. Sıcak hava balonuna yapışıp onu alacak. Tamam baykuş kız. Onu uçup nasıl durduracağız? Ne yapacağımızı söyle. Gece ninjasının uçan her şeyi almasını engellemeliyiz. Ben... Tamam, merak etme. Deneyeceğiz. Bastır pijama maskeliler. Ne? Hey dur! Nasıl duracağım? Olamaz. İyi misin kertenkele? Evet. Anlaşılan ben kazandım pijama zavallılar. Artık tören benim oldu. Hepsi benim. Güveleri küçültmemiz gerek. Tek şansımız bu. Ama süper küçültücüyü yine kaybettim. İşte burada. Peki şimdi ne yapacağız? Olamaz. Hepsi benim hatam. Dağıttıktan sonra arkamı toplamadığım için üzgünüm. Bekle. Kahraman olma zamanı. Dikkat et kertenkele. Onları korkutacak bir şey yapma sakın. Aslında tam olarak bunu yapacağım. Gel hadi cik. Gel buraya. Evet. Hadi. Kedi çocuk, ay kızına yetişelim hadi. İyi işte kertenkele. Olamaz. Bu dağınıklığı da toplamam gerekirdi. Süper güçlü kertenkele. Bunu bir oyun mu zannettin? Cici kuş seni. Kedi çocuk ve baykuş kıza yardım etmeliyim. Ve şimdi aklıma bir şey geldi. Süper!
Git, bütün güveler küçülsün. Bütün balonları alamayacağım. Ama en sevdiğimi buldum kertenkele çocuk. Ay kaykaya. Kırılması lazım. Mega üçlü yumruğumdan kimse kurtulamaz asla. Yeni dans hareketi mi yoksa gece ninjası? Hayır, alakası bile yok. Siz zavallılar ne yaptığımı anlayamadınız öyle değil mi? Kocaman bir kaya mı? Sadece bir kaya değil bu. Ninja ninoların binlerce kilometre uzaktaki bir tapınaktan ta buraya kadar getirdiler onu. Yani bu bütün güçlerin kayası. Bütün güçlerin kayası mı? Bunu Kung Fu kitabımda okumuştum. Bir efsanesi de varmış. İçinde çok değerli bir madalyon varmış. Yani böyle mi? Aynı bir madalya gibi. Bir madalyon. Madalya değil yani. Sadece en güçlü kahramanlar kayayı kırıp bunu alabilir. Ve en güçlü olan da tabii ki benim. Güçlü kahraman mı? Ama sen kahraman bile değilsin. Madalyonu boynuma taktığım zaman görürsünüz. O zaman gülün bakalım. Süper güçlü biri için bir madalyon demek. Eğer benim olsa herkes en güçlü olduğumu görürdü. Kertenkele, sen neden söz ediyorsun? Ya kayayı ben kırarsam? O zaman gece ninjası madalyonu asla alamaz. Ben alırım. Ben takarım ve kitaptaki sporcular gibi olurum. Kung Fu eğitiminizi gösterin ninja ninolar. Daha sert vurmalısınız. Böyle işte. Hayya! Yeterince güçlü değilsin gece ninjası ama ben çok güçlüyüm. Kertenkele dur. Ama kayayı kırıp madalyonu alabilirsem gece ninjası bir şeyleri parçalamaktan da vazgeçebilir. Anca rüyanda görürsün sürüngen kafa. Ninja ninolar kayayı yuvarlayın. Devam edin. Çok yakında kırılacak. 1, 2, 3, 4 şimdi yerde bir tur at. Ay kızı partiyi başlatıyor galiba. Gidelim. Davetin için teşekkürler Ay kızı. Partime hoş geldiniz. Bir dakika, bunlar okulun hoparlörleri mi? Evet. Okulun dans malzemelerini mi aldın? Hayır, ben almadım. Onu çaldım. Kendi partim için tabii. Bir şey değil zavallılar. Misafirlerine böyle konuşmamalısın. Misafir mi? Hayır, misafir dediğin istediği zaman gider. Ama siz çocuklar benim ne demek istediğimi şimdi görürsünüz. Ne? Kapa da kısıldınız pije parti bozanlar. Aykut benden çıkmanıza imkan yok. İyi niyetli davrandığını sanmıştım. Hayır, kusura bakmayın. Bir de bu kubbe durmadan yükselir, yükselir. Ayrıca altınızdan da geçer. Siz orada beklerken en sonunda okuldan istediğim şeyi alabileceğim. Ne? Yani başka kimse eğlensin istemiyorum. Partide sadece ben olacağım. Koş tüyü aşkına. Her şeyi çalarsa dans yarışması iptal olur. Harika hareketlerimizi de gösteremeyiz. Sürüngenler aşkına. Robot dansımı yapmayı çok istiyordum. Ay kızının bütün eğlenceyi mahvetmesine asla izin veremeyiz. Buradan çıkmalıyız. Bunu bana bırakın. Süper güçlü kertenkele. Kımıldamıyor. Ben de uçamıyorum. Kubbenin yerin altında da olduğunu söyledi. Alttan da geçemeyiz. Ama süper hızlı dönüş yapabilirsin. Kubbenin altından tünel açabilirsin. Bu harika bir fikir. Aynı dönen kasırga hareketin gibi olur kedi çocuk. Galiba şöyle bir şeydi değil mi? Sadece birazcık prova gerekiyor. Bu hareketi bir daha mahvedemem. Ne kadar utanç verici. Başka bir fikir bulalım. Bir şey olmaz. Sana tekrar gösteririz. Hadi. Parmak uçlarında durup... Hadi. Şehir merkezine gitmemiz gerekmiyor muydu? Acelen mi var? Daha çok zamanımız var. Anladın mı? Biraz mola veriyor. Tamam, plan şöyle. Eğer dağılırsak Romeo hepimizi yavaşlatamaz. Baykuş kızla birlikte ben önden saldıracağım. Kertenkele sen de işaret verene kadar bizi bekle, anladın mı? Anlaşıldı. Bu sefer oyalamayacağız.
Tamam, şimdi maksimum hızda. İzle şimdi robot. Romeo'ya hiçbir şey yetişemez. Ne? Yavaş uçan bir disk mi? Bu harika. Yine mi sen? Kertenkele dikkat et. Kaç. Şimdi dur bakalım kertenkele. Dikkatimi dağıtmamayı öğrenmeliyim. Görüşürüz pijama askeliler. Şimdi şehir merkezine gidiyorum. Emin olun bomba gibi olacak her şey. Sen iyi misin? İyiyim. Sadece çok yavaşım. Benim yüzümdendi. Eğer dikkatimi dağıtıp durmasaydım, Romeo'yu şimdiye yakalamıştık. Siz bensiz devam edin. Olmaz kertenkele. Biz bir ekibiz. Haklısın kedi çocuk. Belki yavaşım ama odaklanırsam size yardım ederim. Hadi gidelim. Kahraman olma vakti. Evet. Çocuklar, birinin beni taşıması gerekiyor. Takıldım. Yine. Ne kadar da yazık. Kuş tüyü aşkına. İşte yakaladım. Süper güçlü kertenkele. Arkadaşımı bırak ay kızı. Hey, ay mıknatısımı geri getirin. Az kaldı. Hiç sanmıyorum sürüngen kafa. Kertenkele dikkat et. Hey. Çiçeği büyü. Sonra da tohumlarını saç ki dünyada başka hiçbir çiçeğe yer kalmasın. Kazmak kesinlikle işe yaramıyor. Anlaşıldı. Hey, acaba su verdiğimizde ne olacak? Su vermek mi? Ama çiçekler böyle büyür. Ama bu kötü bir çiçek değil mi? Bir zararlı ay otu. Belki ona su verirsek küçülebilir. Durun biraz. Hortum aklıma bir şey getirdi. Hortumu kement gibi çiçeğin üstüne atıp onu aşağı çekebiliriz. Baykuş kız, hiç emin değilim. Bırakın bir deneyeyim. Belki sizin kulübünüzde değildim ama bahçecilikten yine de anlarım. Baykuş kız dur. Ha? Hey sen, kuş beyinli. İşte şimdi aşağı doğru çekmek yetecek. Ay kızını durdur kedi çocuk. Kertenkele deneyler. Kış. Güveler. Baykuş kız dikkat et. Çabuk kertenkele, ay kaykayını ay kızından uzağa götür. Ama daha önce ay kaykayına hiç binmedim. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Elveda pisicik. Sana iyi mi yavlamalar? Kertenkele sen iyi misin? Evet, ay kaykayını kullanamayacağımı zaten biliyordum. Özür dilerim. Önemli değil. Hadi ay kızını bulalım. Ay kaykayını yerden giderek asla yetişemeyiz. Baykuş kız sen peşinden uç. Biz de yerden takip edelim. Gidelim. Hadi ama ay kızı. Ne? Neden şu hediyeleri geri vermiyorsun bize? Çünkü bunu istemiyorum. Hadi gel de al alabilirsen. Hey, o benim sersem şey. Hayır. Pijama askeriler, aşağı indirmek için fazladan ağırlık gerekiyor. Süper sıçrayan kedi. Ha? Yine baş belası kedi. Evet, bakalım kedi dört ayak üstüne düşebilecek mi? Kedi çocuk. Güveler!
edeceğim. Ama beceremiyorum ki. Hadi kertenkele, bir daha denersen eminim kullanabilirsin. Kertenkeleler aşkına, buz pateni yapmaktan da zormuş. Bu da ne? Baykuş gözleri. Şuraya bakın, Romeo'nun laboratuvarı. Bu çok eğlenceli. Romeo'nun yaptığını biliyordum doğrusu. Bu önümdeki şey de ne? Sanki bu bir buz makinesi. Peşinden git baykuş kız. Her işe burnu sokan pijama askerler ne zaman gelecek diyorsun ben de. Yine neyin peşindesin Romeo? Oradan belli olmuyor mu? Laboratuvarımın yeni kızağı için bütün şehri buz pisti yaptım. Benim yeni kızım. Çok az kaldı. Eğer eğlenceli bir şeyler yapmak istiyorsan süper güçlü kaslarımla laboratuvarını dolaştırabilirim Romeo. Konu sadece eğlenmek değil ki ama yine de güzel. Siz gündüzleri burada kayıp düşerken ben de dünyayı ele geçireceğim. Ne? Romeo dünyayı ele mi geçiriyor? Oo, çok dikmiş. Aşkına buradan geçemem. İnmemiz gerek. Her şeyi durdurmadan önce onu durdurmalıyız. Gerçekten kötü kayıyor bu. Hey! Ay kızı neden kelebekleri alsın ki? Daha havalı bir sürü hayvan vardı. Mesela aslan. Baykuş gözü. İşte orada. Bir kelebek. Ay kızından kaçmış olmalı. Bizi takip etmesini sağlayalım. Hey kelebek. Birlikte uçalım mı? Hadi seni eve götürelim. Ha? Renklerin çok güzelmiş kelebek. Sen benimkini beğendin mi? Bu mu? Yoksa bu mu? Bu çok uzun sürüyor. Bize süper kedi hızı lazım. Hey bunlara ne oluyor? Yakaladım. Ne? Çok sert davranıyorsun kedi çocuk. Onları üzüyorsun bu şekilde. Ama eve gitmesinin tek yolu bu. Ve daha bir sürü var. Bakın. Tamam ama diğerleriyle biz ilgilenelim. Hadi bu tarafa uç. Evet hadi. Kırmızıyı mı sevdin? Yeşil, mavi yoksa hepsi mi? Süper kedi hızı. Bir ve iki ve üç. Evet, aslanlar aşkına bu işi iyi yapıyorum. Ne? Kedi çocuk, biraz nazik olsana. Zavallı kelebekleri korkutuyorsun. Ama ben yardım ediyorum. Peki, ay kızıyla diğerleri nerede? Hey bakın, onun güveleri değil mi bunlar? Uçun hadi, artık sizi istemiyorum. Hadi pijama askeriler gidelim. Yine herkesin önünde şiir okumak istemiyorum. Asla. Bu da ne? Neler oluyor? Hey, sesim kısılmaya başladı. Ama yarın şiir okumam lazım. Ha? Ses yoksa şiir de yok. Sen ne yapıyorsun Greg? Sesin o kutuya mı kaçtı? Böyle bir makineyi yapacak tek bir kötü tanıyorum. Romeo. Pijama askeriler hadi iş başına. Geceye karışıp kahraman olmaya.
Şehre gece çöktü ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. Evet. Connor aslında... Kedi çocuk! Ve Amaya ise... Baykuş kız! Son olarak Greg... Pijama askeriler! Hadi kedi arabasını alalım. En hızlısı o. Yakında sesine kavuşmuş olacaksın. Kedi kulağı. Buradan. Kedi kulakları. Bir ses duydum. Ha, ha, ha. Bir de benim programımı izleyin. Benim çok doğrusu. Harika. Bir de fotoğraf çekelim. Ha. Kılıcı gece ninjası. Geri ver. Aa, bizim küçük pisi çocuk gelmiş. Aa, boş verin. Bu kılıcı o işe yaramaz Usta Feng'den çok daha iyi kullanırım. Yani benim televizyon programım daha iyi olacak. Tamam kedi çocuk. Plan nedir? Süper hızlı kedi. Kedi çocuk. Bu gece aklınız yerinde değil pijama askeliler. Kedi çocuk çok kızdı ve bize planını söylemedi. Sence ne yapmamızı istiyordu? Bilmiyorum. Hadi gidelim, hadi. Kamuflajlı kertenkele. Hadi ninja ninolar. Ha? Hayır. Dikkat et! Ya! Yapışkan yıldız! Sıra geldi şahane ninja programıma. Ama alkışlayamayan heykeller ne yazık ki izleyemez. Bu yanına kalmayacak. Öyle mi? Ama şu an bana göre yanıma kaldı. Hoşça kalın. Olamaz. Bu Cameron. Evet. Uykusunda yürüyor. Şu an uyuyor ama rüyasında yürüdüğünü görüyor. Onu yatağına yatırmalıyız. Evet ama süper hızlı ya da uçarak götüremeyiz. Yoksa yolda uyanır ve bu yüzden çok korkabilir. Evet. O kukuları hemen geri ver ay kızı. Ha, vermiyorum kertenkele kafa. Güveler, hadi gösterin gününü. Hey, bu hiç komik değil. Evet işte, bu harika bir kukla gösterisi. Ne? İyi denemeydi kertenkele. Ha? Tamam, bir plan yaptım. Kertenkele. Kertenkele, iyi misin? Evet, siz kuklaları alın. Pijama askeriler imdada geldi. Süper hızlı kedi. Yakalayın güveler. Baykuş kanadı rüzgarı. Güveler, ne yapıyorsunuz siz? İyi işte pijama askeriler. Kuklalar iyi mi bari? Evet.
Evet ama Cameron değil. Sen tehlikedesin diye onu bırakmıştık. Cameron da kim? Ben sadece kuklaları almak istiyordum. Cameron burada ne arıyor ki? Cameron da kim? Uyur gezer çocuk. Cameron da kim? Onu evine götürmemiz gerek. Evet, kuklalardan önce ona yardım edelim. Cameron da kim? Hayır. Sürüngenler aşkına, sen iyi misin? Evet, dediğim gibi. Sorun yok. Neden süper kedi hızınla ay kızını sen oyalarken ben uçup balonu almıyorum acaba kedi çocuk? Hayır, ben hallederim. Harika uçma yeteneğimle günü kurtaracağım. Olmaz, bu çok tehlikeli. Önemli değil, yapabilirim. Ben harika uçarım. Baykuş kız kedi çocuk ne fark eder ki? Neden şimdi birlikte? Olmaz, bir saniye. Tamam, siz tartışmaya devam edin. Ben gidip balonu alırım. Bence uçmaya hiç gerek yok baykuş kız. Sonuçta ben çok iyi uçarım. Öyle değil mi kertenkele? Hey, gitmiş. Uçup yetişsem iyi olur. Kedi çocuk bekle. Sakin ol kertenkele, ben hallederim. Ne? Şapşal pisicik bir uçuş dersi daha istiyor. Ha? Neler oluyor? Kedi çocuk. Bunu ona ay kızı mı yaptırıyor? Hadi bakalım. Baykuş gözü. Evet doğru. Ay mıknatısıyla. Hey dur biraz. O scooter tanıdık geliyor demiştim. O aslında bir ay kaykayı. Connor'a süper scooter'ı sen bıraktın. Yani Cynthia teyze diye biri yok. Başından beri sen kontrol ediyordun. Evet çok doğru. Yine senin yüzündenmiş. Tamam, sonunda anladınız işte. Ama çok geç. Benim ay balonumu asla alamazsınız. Çünkü pisiye yardım etmeniz gerekiyor. İmdat! Pisiyi nasıl oyuna getirdim bakın. Çok eğlenceli. Hadi kertenkele, kedi çocuğu kurtaralım. Kediler uçamaz diyen kimdi? İşim var. Onu yakaladıkları zaman benim ay balonum çoktan gitmiş olacak. Uçun hadi güveler. Bu lamba neden eğik duruyor? Baykuş gözlerini dört aç. Kötü biri olabilir. Seni kötü biri sanmıştık. Size ay kızının okula doğru gittiğini söyleyecektim. Neden pijama telsiziyle söylemedin? Belki yardıma ihtiyacınız vardır demiştim. Eğer dışarı çıkmaya devam edersen hapşırığın geçmez. Ben... Biliyorum. Geri dönüyorum. Tamam. Biz de okula bakarız. Bir şey görürsen bize söyle. Oh. Güveler yakında. Ay kızı da buradadır. Hemen dışarıda. Çocuklara söylemem gerek. Ama peşinden gidersem belki neler olduğunu öğrenebilirim. Bu daha iyi bir fikir bence. Hey! Şu güveyi takip etsem iyi olacak. Beni ay kızına götürebilir. Beni bekle yalnız güve. Şimdi oldu. Biraz daha sola, sonra resmimi yapmaya başlayabilirim. Çok heyecanlıyım efendi. Kes şunu Romeo. Teleskobu teslim etmen için sana son bir şans daha veriyoruz. Davetsiz misafir, davetsiz misafir. Teşekkür ederim, bana bırak. Beceriksiz kertenkele de gelmiş. Ne yazık ki geciktin. Bak, şimdi güzel yüzümü aya nasıl da çizeceğim. Süper güçlü kertenkele. Bu da ne böyle? Sadece süper güçlü bir kertenkele.
Benim uçan laboratuvarım ve robotum var. Siz zavallı pijama askerler beni asla yenemezsiniz. Haklısın. Dikkatini dağıtmak planımın bir parçasıydı. İkinci parçası da işte bunlar. Hiç beklemiyordun öyle değil mi? Aykızıyla mı birliktesiniz? O da seni durdurmayı çok istiyor. Ayı hemen rahat bırak Romeo. O benim. Oslo. Şimdi de planımın üçüncü parçasına geldik aykızı. Anlaşıldı. Gıdık saldırısı. Dur şunu robot. Kimse ay ışınından kaçamaz. Sen bile robot. Anlaşıldı. Güveler, aykızı, Romeo ve robot şimdi meşgul. Evet, artık planıma devam edebilirim. Süper güçlü kertenkele. Tamam. Teleskop olmadan lazerle çizemiyorum. Tamam, artık eğlence bitti. Kış güveler. Hey, önüne bak, sıçrayan laboratuvar. Teleskopu getir robot. Artık çok geç robot. Süper hızlı kedi. Oldu. Hesaplanamıyor. Bu olamaz. Her şey bitti Romeo. Teleskop bir işine yaramıyor. La 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 la. Hey, bu bizim sakar kertenkele değil mi? Ha? Olamaz kertenkele. Al bakalım kuş beynini. Süper hızlı kedi. Mikrofonu geri versene şapşal kız. Kuyruğum sıkıştı. Asla. Ben Jaden Houston konserine gündüz gidemiyorsam hiç kimse gidemez. Jaden mikrofonu benim. Ne istersem söylerim. Hadi çabuk peşinden gidelim. Çocuklar durun, kuyruğumu kurtarmalısınız. O bileti istiyorum. Yardım edelim. Ama ben de istiyorum. Süper güçlü kertenkele. İyi misin baykuş kız? Evet. Harika. Ay kızını yakalamama kim yardım edecek? Bir şey duydun mu kedi çocuk? Belki küçük kuşlar bileti bana vermeni söylüyordur. Bu zor bir karar. İkiniz de arkadaşımsınız. Bu da ne? Harika. Bu senin flash kız oyuncağın. Her yerde bunu arıyordum. Ama istersen sende kalabilir. Sağ ol. Sen çok iyisin. Öyle değil mi kertenkele? Senin odanı temizlerim. Bir ay boyunca. Vay canına. Kedi çocuk. Çok iyi işte Ninji. İşte yine ben kazandım. Bundan sonra adım Galip Ninja. Bir yarışı ben kazandım. İki tanesi kaldı. Bu yarışı kaybetmiş olabiliriz ama bir sonrakini kazanacağız. Şimdi sıra ikinci yarışta. İyi ama böyle bağlanmış bir şekilde nasıl yarışacak ki? Bilmiyorum. Bana kolay göründü. Hey! Hile yapıyor ama. Buna izin veriyorum. Ne bekliyordunuz ki? Ben bir kötüyüm. Hazır ve başla. Evet, kupayı buldunuz mu? O zaman devam edin. Onu istiyorum. Kedi çocuk, benim uçtuğum sırada sen de süper kedi sıçraması yap ki kertenkeleyi kaldırabilelim. Tamamdır, çabuk olun. Üç deyince. Bir, iki. Dur kedi çocuk. Çok güçlüyüm. Ama hızlı olamıyorum. Bir daha deneyelim. Ama acele etmeden. Tamam. Şimdi birbirimize dikkat ederek yapalım. Bir, iki. 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 Şimdi geliyor yapışkan bomba.
Aa, ninja hile yapıyor. Merak etme, yarışı biz kazanacağız. Üç deyince. Bir, iki, üç. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Ne? İki. Mola verecek zamanımız olduğunu söylemiştin. Haklıydın. İşte biz kazanacağız. Ama bu sefer daha hızlı gitmeliyiz. Hadi. Olamaz. Sakin olun çocuklar. Bu sadece bir fosil. Müzedeyiz. Tableti bırak artık baykuş kız. İşe yaramıyor işte. Kedi çocuk haklı. Çok geç olmadan Romeo'yu etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. İstediğim gibi olmadı ama tablet sayesinde robottan kurtulduk. Şimdi ne yapacak bir izleyin bakalım. Ama hemen. Bir şey olmaz. Gidelim hadi. Bakın robot yok işte. Hala tahmin ediliyor herhalde. Tabletim sayesinde. Robot tamir olurken ben de pijama resim oynatıcıyı açayım bari. Ha, sonunda yedek düğmesini de buldum burada. Hayır. Aha, pijama askeriler. Bakın. Hayatta olmaz Romeo. Tabletim seni durduracak. Öyle mi? Kuvvet duvarı özelliğini açmazsan tabii. Şey, istersem kapatabilirim. Ben de tekrar açabilirim. Kapat. Açıl. Kapat. Açıl. Kapat. Açıl. Kapat. Açıl. Kapat. Açıl. Hadi 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 hadi. Dikkat et baykuş kız. Pijama resim oynatıcısı çok hassas. Onu o kadar zorlama. Bir şey olmaz. İçeri girmemiz gerek. Olamaz. Tabletim. Ne yaptınlar? Roket gemisi özelliğini sadece felaketler ve acil durumlar içindi. Merkez gemisini alabilecekken merkeze ne yapayım ki ben? Gemiyle süpersonik hızla uçarım. Senin sayende tüy akıllı. Hiçbiriniz benimle gelmiyorsunuz tabii. Hayır. Aa, pijama askeriler. Anti yer çekimi makineme mi bakmaya geldiniz yoksa? Anti yer çekimi mi? Bu doğru. Dokunduğu her şey yavaş yavaş havalanıp uçup gidiyor. İzleyin. Daha da yukarı. Dünya üzerinde bir tek ben kalacağım. Ve dünyanın hakimi ben olacağım. O kadar kolay değil canım. Öyle mi? Sizin merkezinizi zapladım bile. Sırada da siz varsınız. Hemen saklanmamız gerek. Çocuklar beni bekleyin. Uçamıyorum. Hızlı da koşamıyorum. Kertenkele dikkat et. Süper kedi hızı. Tamam kertenkele. Plan şu. Baykuş kızla ben Romeo'nun dikkatini dağıtırken sen de makinesini alacaksın. Ne? Ama ben uçamam, zıplayamam. Ya uçabilseydim? Belki de uçmayı öğrenip merkezi kurtarabilirim. Geliyorum. Kalkışa hazırlanın. Kertenkele ne yapıyorsun? Ha? Demek uçmak istemiştin ha? Dur, sana yardım edeyim. Ha? Ha, ıskaladın, kanatlarımı tutturdun. Aa, vay canına, uçabiliyorum. Ama istediğim yönde uçamıyorum. Çocuklar yardım edin. Hadi baykuş kız. Ben kertenkele. Geliyorum. Sağ ol baykuş kız. Ne demek? Ama illa uçmana gerek yoktu ki. Neden kamuflajını kullanmadın? Kamuflaj mı? Emin misin? Bir problemi çözmenin mutlaka başka yolları... Ay ne oluyor? Hadi bak. Baykuş kanadı gücü. Hey Romeo. Baykuş kanadı gücü. Ben kendi hortumumu yapmayı tercih ederim. Süper trenim de tam da bu iş için hazır. Naber kuş kafa? Başın mı dönüyor yoksa biraz? Uçuşan kanatlar aşkına duramıyorum. Çarpacağım. Süper
süper kedi zıplayışı. Eyvah, süper güçlü kertenkele. Ucuza atlattık. Romeo ve makineleri ne olacak? Hepsi hazırdır şimdi. Evet, hepsi %100 verimle çalışıyor. Kumandamla hepsini bu sayede kontrol edebileceğim. Buz makinem donduracak. Robotum pis kokutacak. Durdurmaya çalışırsanız sizi yavaşlatacak. Ve siz onlarla uğraşırken ben de trenimle oynayacağım. Çöf çöf pijama maskeliler. Şu hareketi yapmamamız çok kötü oldu. Evet, haklıydın kedi çocuk. Yanlış yaparım diye korkmuştum. Ama yardımcı olabilirdik. Ne bileyim, çok utandım. Bir şey söyleyeceğim. Ben de pek anladım diyemem aslında. Evet, her tarafta çizgiler falan var. Benim de kafam karışıyor. O yüzden bir şey ekliyoruz. İşte bunu. Ha? Pozisyon aldığımızda bu işareti yapacağız. Sonra sen havada takla atacaksın. Keşke baştan doğruyu söyleseydim. Romeo yaklaştığımızı anlamazdı. Yine anlamayacak. Hem de nasıl? Hadi hareketi yapalım. Kahraman olma zamanı. Süper tren, göreyim seni. Romeo ülkesi buraya geliyor. Hızlı ol. Hey Romeo. Sen çok geç kaldın kumlu kedi. Dünya artık benim. Hepsini yerine koy gece ninjası. Harika bir sanatçı olduğunu göstermeye çalışıyorsun ama çalmak yanlış bir şey. Aa, yapmayın. Sanki beni durdurabileceksiniz. Hayır, ben durduracağım. Hey! Sen git baykuş kız. Boyanın geri kalanını da al. Biz sanat eserlerini hallederiz. Önce gece ninjasının icabına bakacağım. Ne yapıyorsun? Su tankına boya koyuyorum. Heykelimi boyaya batırdı. Şimdi sıra onda. Ne? Hayır. Ha, ya, ya, ya. Baykuş kız. Ya. Tüylü şey. Ama boya beni durduramaz. O zaman yapışkan durdurur. Baykuş kız, yardım eder misin? Sağ ol. Ama etrafa boya saçsaydın sanat eserlerinin hepsi zarar görebilirdi. Seninkilerin başına gelenin herkesin başına gelmesini istemezsin ki. Eserlere zarar vermek istememiştim. Gece ninjasını boyaya bulamak istemiştim. Ama başka bir şey yapacağım. Nereye gittiğini bulsam yeter bana. Daha çok sanat eseri çalmaya gitmiştir. İçinde bir sürü sanat eseri olan bir yere yani. Evet, buldum. Müzeye gidiyoruz. Sen de sen. Şaheserimi parlatın hemen. Geri kalanınız da diğer resimleri müzenin içine saklayın. Ne kadar harika. Ne muhteşem şey. Ne kadar muhteşem bir heykel olmuş. Gelmiş geçmiş en iyi sanatçı benim. Bu benim düşündüğüm şey mi? Gece ninjasının devasa bir heykeli bu. Hadi gelin daha yakından bakalım. Kertenkele mobil kamuflajı. Muhteşem. Oh. Hayır, bu korkunç. Hemen aşağı inin. Tüylü şimşek heykelini yanlışlıkla kırdığınız gibi şaheserimi de kırmanızı isterim. Numara mıydı? Oo, dondurma yiyecektim ama ben. Siz görürsünüz pijama maskeliler. Süper yapışkan kertenkele. Kertenkele. Siz hiç akıllanmıyorsunuz. Hemen buraya gel Romeo. Ne? Ha, kandırdım. Yeniden. Ha? Aa, kertenkele dikkat. Sörüngenler aşkına. Aa! Aa! Fiu! Kertenkele mobilim. Tamam. İşte şimdi çok kızdım. Dur. Aklıma başka bir fikir daha geldi. Bu korkunç kokun da ne? Bu kokuşmuş peynir Romeo'yu dışarı çıkartabilir. Umarım çıkartır. Çünkü ben bile zor dayanıyorum. Bu çok kötü, hava almalıyım.
Romeo dışarıda. Kertenkele bekle. Şimdi yakaladım seni Romeo. Ne? Hiç sanmıyorum kertenkele. Hava durumu bu gece kokuluymuş. Aa, süper kokuşmuş spreyimi. Kertenkele sen iyi misin? Ve şimdi de süper koku geliyor. Yine ne istiyorsun gece ninjası? Okul otobüsünü çalmak yetmedi mi? Hayır. Bu çok amaçlı tekerleklerle ninja otobüsüm dağlara çıkıp her yere gidebilir. Senin tosbağa mobilinden daha iyi. Kertenkele mobil senin otobüsünden daha iyi ve bunu kanıtlayabilirim. Kertenkele mobilin elimdeyken bunu nasıl yapacaksın ki? Ne? Hayır. Hemen arabamı bırakın sizi yaramaz ninjalar. Süper hızlı kedi. Baykuş kanadı rüzgarı. Oturup siz zavallı pijama askerlerle muhabbet edemem. Gidelim ninja ninalar. Çabuk geri gel gece ninjası. Yine neden acele ettin? Kendi başına böyle gidersen yardım edemeyiz. Kertenkele mobilin çalınabilirdi. Ben hallettim bile. Ve beni korumakla uğraşmasaydınız, otobüsü çoktan geri almıştım çocuklar. İşte. Ha? Tamam. Merak etme, ben hallederim ve yardım da istemiyorum. Kuştuğu aşkına kertenkele dur. İşte yine başladık. Kedi çocuk ve baykuş kız beni hiç düşünmesin. O ninjayı ben yakalayacağım. Anlaşıldı. Kedi çocuk, kaybedebilirdik. Ama kaybetmedik, biz kazandık. Evet, haberler kötü ninji. Bunlar hep sizin yüzünüzden ninjalinolar. Pekala, bir yarışı ninji kazandı. Bir yarışı da pija zavallılar. Şimdi bu yarışı kim kazanırsa kupayı da o götürecek. Kaybetmemeliyiz. Ayrıca şu kupayı da hala bulamadığınız işe yaramazlar. Yine bana kaldı. Haberler iyi. Yarışa ben de giriyorum. Hop. Hey. Merak etme Ninji. Senin kazanmanı sağlayacağım ben. Ve tabii onu ben yenmezsem. Ay kızıyla da yarışacağımızı bize söylememiştin. Şansına küs kuştu. Hakem olabileceğini söylemişti. Kuralları o koyuyor yani. Tamam. Her takımdan bir yarışçı bu dev topların üstünde dengede duracak. Oh, ben. Kediler çok iyi dengede durabiliyor. Tamam ama unutma, yavaş ve dikkatli. İşareti bekle. Hazır, başla. Sakın acele etme. Biz kazanacağız. Muhteşem çocuk kupasını istiyorsak hızlanmalıyız. Süper kedi hızı. Çok hızlı gidiyorum. Duramıyorum. Yakalayın. İşte orada. Tamam kertenkele, ben arkadan laboratuvara gireceğim. Sen de yukarıdan girip Romeo geldiğimizi anlamadan önce kontrolü ele alacağız. Süper zıplayan kedi.
Kedi çocuk buz üstünde bir panter gibi zıplıyor ve sonra süper güçleriyle... Süper güçleriyle... Kimse karşısında... Nerede kaldın sen bakayım? Zavallı pisi. Şimdi benim kızağımdan defol. Kaç. Kedi çocuk dikkat et. Burası çok soğuk, yürüyemiyorum. Çıkar beni dışarı Romeo. Baykuş kız, galiba Romeo'yu ben durdurabilirim. Bak. Şimdi olmaz kertenkele, buraya gel. Kedi çocuk, ne yapacağız? Sen beni düşünme, Romeo kaçmak üzere. Çabuk onu durdur. Hızıma yetişemediniz değil mi muskeliler? Süper kahraman olabiliriz ama şu an kedi çocuk buz küpüne döndü. O yüzden ikimiz plan yapmalıyız kertenkele, çabuk. Ben de bunu söylemeye çalışıyordum. Ben... Ne yapacağımızı buldum ama yardımın gerek. Ama benim planımla belki... Tamam, ne yapacağım? Yakaladım. Durun artık, sizi gidi taşırsızları. Hayır, onlar benim, benim. Yakaladım. Bütün taşlar bizde. Mıknatısın artık ayı çekecek kadar güçlü değil ay kızı. Ama bunu yapacak kadar güçlü. Ben de bunu yapacak kadar güçlüyüm. Süper kertenkele gücü. Hadi bakalım ay kızı. Tekrar görüşeceğiz. İşte ay da olması gereken yerde. Ve bu taşlar olmadan ay mıknatısı da ayı yerinden oynatacak güç de olmayacak. Özel taşından vazgeçmen çok cesurcaydı kertenkele. Sen iyi misin? Evet, ama hala düzeltilecek bir sürü şey var. Müzenin önünde kocaman bir tren ve roket gemisi duruyor. Birlikte yapabiliriz. Pijama maskeliler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Neden müzeye geri geldik çocuklar? Amaya'yla sana alacağımız yeni taşı hediye etmek için. Ay taşı kadar özel olmayacak belki ama... Teşekkür ederim. Ama özel taşım olmasa da olur. O sadece bir eşya ve o kadar da önemli değil. Ben taşımın özel olduğunu sanmıştım. Günü kurtarmamıza yardım etti. Belki başka taşı da sevebilirim. Ya da belki sevmem. Belki severim. Belki de sevmem. Neyse ki karar verme yeteneğin süper güçlerinden biri değil. Evet, yoksa hiçbir şeyi başaramazdık.